Herkese selamlar arkadaşlar. Süper bir projeyle karşınızdayım. Elimde gördüğünüz cihaz kablolu kombi termostatı smart olarak çalışabiliyor. Yani internet üzerinden çalışabiliyor veya internet olmadan çalışabiliyor. Ucuz, basit fakat çok özellikli bir cihaz. Tüm testleri bitti. Kendi evimde kullandım. 1-2 hafta kadar denedim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Size de bu cihazı anlatmak istiyorum. Öncelikle şu sağ tarafında odanın içerisindeki sıcaklığı ölçmesi için bir sensörü mevcut. Alt tarafında birkaç tane uç var. Şu üst taraftaki enerji girişi buradan besleme yapılıyor ve bu şekilde çalışıyor. Hemen alt tarafında 2 adet uç görüyorsunuz. Bunlar da kombiden gelen kabloları bağlamak için. Bu İki uç birbirine devre tamamladığında kombi çalışıyor. Devreyi kestiği zaman cihazımızda kombi duruyor. Hemen yan tarafında bir buton var. Bu buton da cihazımızın en başta söylemiştik internet üzerinden çalıştığını. İnternet üzerinden çalıştığı için Wi-Fi bilgileri gerekli. Bu Wi-Fi adını ve Wi-Fi şifresini girebilmek için bu butonu kullanıyoruz. Bunu da birazdan anlatacağım size. Başka da herhangi bir dışında bir şey yok. Hemen özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle internet olsun olmasın her türlü bu cihaz çalışır. İnternet olmadan ne demek? Cihazımızı çalıştırdık. Buradan enerjisini verdik diyelim. Cihazımız içindeki kodlarla çalışmaya başlıyor. İnternet olup olmadığına bakıyor. İnternet yoksa internetsiz modda çalışmaya devam ediyor. Ve 25 derecede oda sıcaklığını tutmaya çalışıyor. Peki işlem nasıl oluyor derseniz, sensörden hissedilen dereceyi ölçen cihaz odanın içerisi 25 dereceden azsa kombiyi çalıştırıyor. Nereden çalıştırıyor? Buradaki uçlardan devre tamamlayarak çalıştırıyor. Eğer içerisi 25 derecenin üzerine çıkarsa sensör bunu hissediyor ve kombiyi durduruyor. İnternetsiz çalışması bu şekilde oluyor. İnternetli çalışmasına gelirsek, önce cihazı bir açayım göstereyim o şekilde. 5 voltluk bir USB bağlayarak cihazı çalıştırabiliyoruz. Ben şimdi bilgisayarıma bağlayacağım. Evet, bilgisayarımızdan ses geldi. Şimdi Wi-Fi ağına bağlanacak. Şöyle ekran kaydını da başlatayım. Size göstereceğim birazdan onu da çünkü. Ekrandaki eski yazılar silinip yerine yeni yazılar geldi. Ve derecemiz 25 derece oldu. Bu 25 dereceyi anlatacağım. 26 yazıyor da onu da anlatacağım ne olduğunu. Çok özelliği olduğundan biraz uzun olabilir video ama kesinlikle sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir proje. Her evde olması gereken bir cihaz. Denedim ve o kadar çok rahat ettim ki bu cihazla. Herkese gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Arkadaşlarımdan da isteyen oluyor. Onlara da bunlardan yapacağım. Evet, telefonu elime aldım arkadaşlar. Cihazımızı da bağladık. Cihazımız açık modda. Enerji durumu yeşil olarak çalışmaya başladı. Kombinin kırmızı yani durduğunu söylüyor şu anda. Ayarlanan derece yazıyor burada 25 derece. Bu 25 derece ayarladığımız oda sıcaklığı. Peki neden bu 25 oldu derseniz, cihazımıza kodunun içerisine yerleştirdiğimiz değeri uyguluyor. İlk açıldığı zaman evin içerisini 25 derecede tutmaya çalışıyor. Eğer siz internetten herhangi bir ayarlama yapmazsanız evin içerisini 25 derecede tutmaya devam edecek. Yan tarafında kırmızı olan derecemiz oda sıcaklığı. Oda sıcaklığı da cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığını gösteriyor. Şöyle yan tarafına parmağımı şöyle tutayım, bakın göreceksiniz. Buradaki değer yükselecek. Evet, yükselmeye başladı. Bu şekilde de evin içerisindeki dereceyi ölçmüş oluyoruz. Ve internet üzerinden de cihaz bize bildirmiş oluyor. Hemen alt tarafında da sağa sola kaydırılan, derece ayarı yapılabilen bir kaydırma çubuğu mevcut.
Bu kaydırma çubuğu ile derecemizi ayarlıyoruz. 40 dereceye veya 10 dereceye kadar düşürebiliyoruz. Bu arada 10 dereceye düşürdüğümde kırmızı yandı ve cihaz kapandı. Sesi zaten duydunuz. Odanın içerisini kaç derecede çalıştırmak istiyorsak kaydırma çubuğu da aynen bu şekilde verdiğimiz emirleri yerine getirerek odanın içerisini ayarladığımız derecede tutuyor arkadaşlar. Bu aşağıda da önce bizim kanalımızın ismi yazıyor. Ardından da fişe takıldığı tarih ve saat yazıyor. 18.57 açılış saati olarak görünüyor. Daha sonra da biz bu aşağıdan derece ayarı yapmıştık. Bu derece ayarını da hangi saatte, hangi tarihte ayarladıysak onu yazıyor. Biz böyle sağ tarafa çektiğimizde 39 dereceye ayarladıysak bunu kombi derecesi ayarlandı. 39 derece olarak aşağıdaki not hanesinde gösteriyor. Kombi aktif hale geldi. Sarı ışığı yandı. Kırmızı ışık söndü. Şimdi kombiyi dereceden mi kapatıp açacağız bu şekilde? Hayır. Dereceyi sabit bir ayara getireceğiz. Örnek veriyorum. 28 dereceye getirdik. 28 dereceye getirdikten sonra buradaki köşedeki butondan kapatabiliyoruz veya açabiliyoruz. Hemen aşağıda hangi tarihte, hangi saatte açıldığı yazıyor arkadaşlar. Yani günlük kaç saat çalıştığını da buradan anlayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki kombinin herhangi bir saatte açılıp kapanmasını istiyorsunuz. Bu mümkün mü? Evet, bu da mümkün. Kombiyi zamanlama ayarı yaparak açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Yalnız bu sadece internet üzerinden mevcut. Yani internet olduğu sürece kombinin açılma ve kapanma zamanını ayarlayabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Hemen onu da göstereyim. Şimdi aşağıda şurada eklediğim kısımda 6.30 yazıyor arkadaşlar. Bu 6.30'u ben sabahleyin 6.30'da çalışsın olarak ayarlamıştım. Şimdi üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladığımda start, stop diye bir yazı var. Yani çalıştırma ve durdurma saatlerini buradan ayarlıyoruz. Şöyle tıkladığımız zaman şu anda örnek veriyorum saat 19.06 yazıyor. 19.08 yapalım. Açılma saatini ayarladım. Kapanma saatini de ayarlayayım. Kapanma saatini de 19.09 ayarladım. Şimdi geri diyorum sadece. Başka herhangi bir şey yapmama gerek yok. Saat şu anda 7 geçiyor. Kombiyi kapattım. Bakalım kendisi otomatik olarak açacak mı? Bu zamanlamayı da her gün ayarlamanıza gerek yok. Bir kere ayarlıyoruz ve her sabah ayarladığınız saatte çalışıyor veya duruyor. Bakın kombiyi saat 8 geçe açtı ve aşağıda da bunu not olarak yazdı. 19.08'de kombiyi aktif etti. Şimdi de gördüğünüz gibi kombiyi kapattı. Şimdi diyelim ki kombimizi uzaktan kontrol ediyoruz. Sadece bu telefon ile mi kontrol edebiliriz? Hayır. 2 telefon, 3 telefon, 4 telefon ile aynı anda açabiliriz veya kapatabiliriz. Onu da size göstereyim. Şimdi 2 tane telefonu yan yana getirdim. Bakın şimdi bastığım zaman aynı şekilde senkronize olacak. Gördüğünüz gibi burada ne olduysa, ne yazdıysa aynı şekilde burada da oluyor. Değişikliklerin tamamı 3 telefon, 4 telefon hepsinde senkron bir şekilde çalışır arkadaşlar. Kapattığım zaman da buradaki kısımlar aynı şekilde senkronize oldu. Diyelim kombiyi açtım. Derece ayarı yapacağım. Dereceyi de 40 dereceye getirdim. Burada da aynı şekilde her şey senkronize oldu. Cihaz internet üzerinden çalışıyor. O yüzden bu telefon ile kombinizi uzaktan açabilirsiniz, kapatabilirsiniz, derecesini ayarlayabilirsiniz.
zamanlama ayarı yapabilirsiniz. Evin içerisindeki dereceyi buradan görebilirsiniz. Yani küçük bir cihaz, basit bir cihaz, ucuz bir cihaz ama birçok özelliği mevcut. Aklıma gelen her şeyi söylemeye çalıştım. Yorumlar kısmından mutlaka siz de yorumlarınızı yazın. İstediğiniz özellikler varsa mutlaka bunları da yazın. Çünkü kodlama yazarken bu özellikleri de yapmaya çalışıyorum. Ben bunu kendi evimde kullanmak için yaptım. Fakat isteyen arkadaşlar olursa onlara da bu cihazdan yapabilirim. Yorumlar kısmından yazarsanız konuşabiliriz. Tüm özelliklerini neredeyse anlattım. Sadece Wi-Fi şifresi ve Wi-Fi adını girmeyi anlatmadım. Hemen onu da size göstereyim. Öncelikle enerjisini söküyoruz cihazımızın. Şimdi telefonların bir tanesini kenara aldım. Cihazın düğmesine basılı tutarken enerjisini takacağım. Parmağımı 5 saniye kadar basılı tutsam yeterli olur. Parmağımı bırakıyorum. Cihazı kenara koyuyorum. Şifrenin girilmesi için herhangi bir programa gerek yok. Kullandığımız bu program üzerinden de girmeyeceğiz. Bu şifreyi cihazın Wi-Fi ayarlarını açarak değiştireceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Çok basit zaten. Kontrol panelini açtım. Wi-Fi kısmına uzun bastık. Kullanılabilir ağları taradı. Ve en başta ilk kurulum olarak bir ağ oluştu. Bu ağ cihazımızın ağı. Yani cihaz resetleme modundayken ilk kurulum adında bir ağ oluşturuyor. Biz bu ağa bağlanıp şifreyi o şekilde gireceğiz. İlk kuruluma tıklıyorum. Bunun şifresi 1'den 8'e kadar rakamlardan oluşuyor. Bağlan diyoruz. Bağlan dediğimiz zaman hemen önümüze otomatik bir ekran geliyor. Bu otomatik ekran gelmese de şu üst tarafta bir uyarı verir. Oturum açmanızı vesaire ister. Oraya tıkladığınızda da bu ekran önünüze gelecektir. Buradan en baştaki Config Wi-Fi kısmına tıklıyoruz. Şimdi önümüze cihazın etrafında bulunan taradığı ve bulduğu tüm ağlar geldi. Bu ağlardan istediğimizi seçip şifresini gireceğiz. Hemen ben test amaçlı bir ağ oluşturdum. Ona tıklıyorum. Şifresini de giriyorum. Birden gene 8'e kadar şifre oluşturmuştum. Şifreyi girdim. Şimdi burada şöyle bir durum var. İlk yazdığımız Wi-Fi adı ve Wi-Fi şifresi cihazın internete bağlanması için kullandığımız kısım. Aynısını bir kere daha girmemiz lazım. Neden giriyoruz derseniz cihazın Wi-Fi ismini ve Wi-Fi şifresini içerisine kaydetmesini istiyoruz. Bu sebepten de tekrar girilmesi gerekiyor. Buradaki testi kopyalıyorum. Hemen en aşağıda Wi-Fi adı bulunan kısma yapıştıracağım. Aynı şekilde buraya da yeni Wi-Fi şifresini giriniz diyor. Buraya da yeni Wi-Fi şifresini giriyoruz. Yine aynı dediğim gibi yukarıda ne girmişsek buraya da onu gireceğiz. Tüm bunları yaptıktan sonra Save kısmına basarak, yani bu kaydet demektir. Save kısmına basarak şifreyi cihazın içerisine kaydetmiş olacağız. Cihaz yeniden başlatacak kendini ve burada yazdığımız bilgilere göre içerisine kaydedecek. Enerjisi kesilse dahi cihaz bu bilgileri unutmayacak arkadaşlar. Save butonuna tıklıyorum. Evet, şifre kaydoldu. Tekrar bir tarama yaptı. Bakın ilk kurulum kısmı gitti. Cihaz şu sağda telefonda görmüşsünüzdür. İnternete bağlandı. 25 derecede kendini açtı ve burada da çalışma saatini yazdı arkadaşlar. Uzun bir video oldu fakat özellikleri çok fazla arkadaşlar. Anlatıyorum, anlatıyorum, bitiremiyorum.
Şimdi bundan sonra bir cihaz daha yapıyorum. Bu cihazda onun gibi özellikleri çok fazla olacak. Kablolu değil, kablosuz olacak. Bu gördüğünüz kutudan bir tane daha olacak. Bu kutunun bir tanesi evin içerisinde seyyar olarak, yani mobil olarak kullanılabilecekken diğeri kombinin yanında duracak. Bunlar da haberleşecekler ve kombinin durmasını veya çalışmasını sağlayacaklar. İnternet olmasa da o cihaz çalışacak arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalımızda birçok yeni proje olacak. Hepsini yavaş yavaş paylaşacağım. Çünkü bir yandan hem proje hazırlıyorum hem de test ediyorum ve paylaşmaya çalışıyorum. Kendim kullanmadığım bir şeyi de size tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Start stop sistemi vardı yaptığım, biliyorsunuzdur. İzlemeyenler varsa bu sağ taraf kısmına eklerim. Oradan izleyebilirler. O start stop sistemini de aracımda şu anda kullanıyorum. Herhangi bir sorun yok. Onun da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu tür projelerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Hoşça kalın.